Öğretmenim çok merak ediyorum. Eminim çok tatlı ve sevimli biridir. Herzlich willkommen zu unserem ersten Unterricht. Ay, eşhedü en la ilahe illallah. Ay çok korktum. Bu ne ya? Um unsere Schülerin zu sein, musst du fünf verschiedene Kinderspiele spielen. Wenn du diese drei Spiele gewinnst, verdienst du unsere Schülerin zu sein. Oyun mu? En sevdiğim. Ne güzel yermiş burası. Tamam, hadi başlayalım. Das erste Spiel ist ein Süßigkeitsspiel. Du musst sie aus der Form nehmen, ohne sie zu zerbrechen. Du hast das Spiel verloren. Das zweite Spiel heißt Rotes Licht, Grünes Licht. Du bewegst dich mit der Begleitung von Musik. Wenn die Musik aufhört, wirst du still sein. Wenn du dich bewegst, verlierst du. Du hast das Spiel verloren. Jetzt spielen wir das Seilspiel. Gegenseitig am Seil ziehen. Wenn du verlierst, darfst du nicht unsere Schüler sein. Ya, ne kadar zorladınız ya. Almanca mı öğreteceksiniz, olimpiyatlara mı hazırlayacaksınız belli değil. Wenn du möchtest, kannst du dich einstimmig aus dem Spiel zurückziehen. Benden başka öğrenci mi var acaba? Dann bleibst du. Los geht's. Servus. Ya arkadaşlar, Almanca öğrenmek için bu kadar sıkıntıya girmeye ne gerek var? Öyle mi hocam, ne yapalım? E çok kolay. Kanala abone olun, yorum yapın, like atın, bildirimleri açmayı amanın unutmayın. Heute möchte ich über ein praktisches Thema sprechen. Das Thema ist im Alltag sehr verwendbar. Und jetzt kommt die Das-Sätze. Hocam konumuz tam olarak nedir? Konumuz Das-Sätze. Arkadaşlar bu konu Almanca günlük yaşamda çok kullanılır. Das'ın anlamı die, die, mema, ki, olması gibi anlamları içeriyor. Gibi derken anlaşılmadı ama bunlar örneklerle daha net anlaşılacak. Önce şunu söyleyelim. Das nedir? Arkadaşlar bir das bir de das var. Bu ikisini birbirine karıştırmıyorsunuz. Biri artikel olan das, biri de bağlaç olan das. Birden fazla cümleyi tek bir cümle halinde ifade etmek ve konuşmayı akıcı hale getirmek için kullanılır. Burada bir esas cümle vardır, bir de yan cümle vardır. İşte bu yan cümleyi das bağlacıyla bağlıyoruz. Almanca'da birçok bağlaç var. Bunlardan biri de das. Bugün bu konuyu işliyoruz. Tamam hocam, anladık. İki cümleyi biz birbirine bu das'la bağlayacağız da hangi cümleyi das'a bağlayacağız? E çok kolay. Açıklama içeren cümleyi das'a bağlıyorsunuz. Mesela örnek verelim. Ben mutluyum. Defter burada. Gördüğünüz gibi iki cümle var. Biz bunu tek bir cümle halinde ifade etmek istersek, defter burada olduğu için mutluyum. Mutlu olmam mı, defterin burada olması mı açıklayıcı bir ifadedir? Evet, defterin burada olması. Demek ki das'ı biz bu cümleye ekleyeceğiz. Hadi görelim. Ich bin froh, dass das Heft hier ist. Hocam bu das das'lar ne ya? Kaç tane das var burada? Güzel, dikkatini çekmiş. Birinci das, bağlaç olan das. İkinci das da heft, yani defterin artikeli. Amanın burayı karıştırmayın. Zaten yazılıştan belli. Bağlaç olan das çift s ile yazılır. Artikelimiz zaten das.
İngilizce bilenler bunun karşılığı İngilizce that. Arkadaşlar das cümleleri bir fikri belirtmek, birinin konuşmasını aktarmak için kullanılan bir bağlaç türü. Örneklere geçelim, daha iyi anlayacaksınız. İlk cümlemiz gelsin. Ich weiß, biliyorum. İkinci cümle, du magst keinen Hamburger. Sen hamburger sevmiyorsun. Biz bunu Türkçe olarak nasıl ifade edeceğiz? Hamburger sevmediğini biliyorum. Şimdi biliyorum ifadesi mi, hamburgeri sevmemen mi açıklama içeriyor, bilgi içeriyor? Evet, hamburger sevilmemesi. Demek ki biz das bağlacını aha da ona yapıştırıyoruz. Ich weiß, dass du keinen Hamburger magst. Bir örnek daha gelsin. Ich hoffe, umuyorum. Mein Vater kommt morgen. Babam yarın geliyor. Biz bunu Türkçe ifade edecek olsak, umarım babam yarın gelir. Babamın yarın geliyor olması mı bilgi veya açıklama içeriyor? Evet, babamın yarın geliyor olması. Demek ki das bağlacını biz buna yapıştırıyoruz. Ich hoffe, dass mein Vater morgen kommt. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Daslı cümlede fiili hiçbir değişikliğe uğratmadan zaten çekimlenmiş haliyle cümlenin en sonuna yolluyorsunuz. Er denkt, o düşünüyor. Er kann heute Fußball spielen. O bugün futbol oynayabilir. Onun bugün futbol oynayacağını düşünüyor. Er denkt, dass er heute Fußball spielen kann. Peki bir kullanımdan daha bahsetmek istiyorum. Es ist ifadesi. Arkadaşlar cümlede belirgin bir özne olmadığı zaman es ist ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bugünkü konuya uyarlarsak es ist schön. Güzel. Ne güzel? Du bist hier. Buradasın. Burada olman güzel. Peki güzel mi, burada olman mı aslında bir açıklama ve bilgi içeriyor? Burada olman. O zaman das'ı ikinci cümlemize yapıştırıyoruz. Es ist schön, dass du hier bist. Aslında bu cümleyi Almanlar daha da kısaltıp schön, dass du hier bist de diyorlar. Peki arkadaşlar, şimdiye kadar Almanca ile gittik. Biraz da ben size Türkçe cümleler söyleyeyim. Biraz zaman tanıyorum. O arada Almancasını bir düşünün bakalım. Ve cümlemiz gelsin. Yarın havanın güzel olacağını düşünüyorum. Hocam ben düşünmüyorum. Ya o değil. Cümleyi Almanca ifade edebilir misin? Deneyelim hocam. Hadi deneyelim. Birinci cümle düşünüyorum. İkinci cümle yarın hava güzel olacak. Ich denke, dass das Wetter morgen schön wird. Yarın arkadaşımın geleceğini umuyorum. Ich hoffe, dass meine Freundin morgen kommt. Annem hastalanacağını hissediyor. Meine Mutter fühlt, dass sie krank wird. Almancanın kolay olduğunu düşünüyorum. Hocam ben pek düşünmüyorum. Düşünsen iyi olur. Ich denke, dass die deutsche Sprache leicht ist. Ja, ich möchte aber manche Beispiele über die Das-Sätze geben. Ja, ich verlange von euch, die Sätze über Türkisch zu übersetzen. Es ist wichtig, dass du jeden Tag Deutsch lernst. Ich habe Angst, dass du mich verlässt. Ich finde, dass ihr mehr Deutsch lernen solltet. Nasıl arkadaşlar? Varsa aranızda bir baba yiğit, bir ana yiğit bu üç cümleyi Türkçe'ye çevirir. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.